Efendim Multiplayer ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Enes Kirazoğlu, yanımda Tuncay Arslan var. Merhabalar. Bugün sinir oluyoruz da, böyle yayvan oturduk, sinir oluyoruz da. İşte çok sinir oluyoruz. Ulan bir sinir oldum. Ben başlayayım o zaman ya, sonra sana pas atayım. Bu aslında gene kullanıcılarımızdan, yani izleyicilerimizden bir tanesi yorum atmıştı. Ama şöyle bir şey var, hani o yorum gördükten sonra benim aklıma bir anım geldi aslında, onun üzerine gideyim istedim. Manuel Sevler. Aslında Manuel Sevler'e sinir olmuyorum. Yani Manuel Sev güzel bir şey. Hani daha önce sev sisteminde niye Manuel yok deyip sonra Manuel'de sinir olan cins bir adam değilim yani. Sadece eski oyunlarda şöyle bir şey vardı. Eminim ki başınıza gelmiştir. Eskiden abi PC oyunculuğunda checkpoint sistemi çok yoktu. Autosave'ler sadece bölüm başlarında falan alındı. Mesela Max Payne ilk aklıma gelen örnek benim. Max Payne'de genelde autosave bölümlerde alınırdı. Bölümler uzun olurdu zaten ve geri kalan save'leri sen elle alırdın. Bazen tek save kullanıyorsanız eğer benim gibi, hani çok farklı save'ler yapmıyorsanız öyle bir yerde save'lerdiniz ki bazen yanlışlıkla hani quick load yapacağım diye quick işte save'e basardınız falan. Şöyle bir yerde save'lediğimi hatırlıyorum. Aşağı doğru atlıyorum. 5 tane adam etrafımda, havada ağaç çekimdeyim ve save'lemişim. Abi load yaptım. Yok ya, çıkış yok, imkansız yani, kaçamıyorum orada. Yarım saat uğraştım, çıkamadım o alandan. Mecburen gittim. Tam bölümün sonlarında bir yerdeydi. Bölümün en başından bir daha oynadım yani. Ve bu sadece Max Payne'de gelmedi başıma. Şu an adını hatırlamadım. 3-4 oyunda daha böyle bir şey yaşadığımı hatırlıyorum yani. Var mı böyle saçma sapan bir anı? Oyunu oynatmamakla ilgili ben de şöyle bir anı vereyim. Buglar, bunu birçok izleyicimiz de yazdı. Oyunu oynamanıza imkan vermeyen ve kaldığınız yerde kalmanıza sebep olan buglar. Mesela Suikoden 2, yine eski oyun vereceğim maalesef. Tuncay'ın oyun oynamadığını daha buradan anlıyoruz tekrar. Suikoden 2 önemli bir oyun. Tabii canım, önemli bir oyun. Suikoden. Tabii Suikoden 2 önemli bir oyun. Nasıl eziyor? Ay ne kadar terbiyesiz bir insanım ben. İnsanların zevkleriyle aşağılıyorum. Özür dilerim Tuncay, buyurun. Peki. Peki. Tamam. Oyunun bir bölümünde tam bir savaşa hazırlanırken konuşuyoruz. Ham gaza gelmişiz, gireceğiz. Oyun takılıyor. Yani olduğun binadan çıkamıyorsun. Peki anlayabiliyor musun takıldığını, yoksa hani nereden çıkacağım diye uğraşıyor musun? Çıkamıyorsun ve duvarlardan falan geçmeye başlıyorsun artık. Orada hapsolmuşsun. Ha. Sürekli load yapıyorsun. Yine aynı yerde onu düzeltene kadar yani terler aktı. O kadar da keyif alarak oynuyordum. Başka save'im de yok. Peki o hatayı aşabildin mi? Yani şöyle aşabildim. Şey yapın falan diyorlardı. Yok işte şu oraya girmeden önce şu bilmem ne odasına girin. Oradan çıkın. Şunu yapın. Nasıl bir hata olduysa artık. Harbi o nasıl bir hata? 50 tane yere girdim çıktım, öyle düzeldi. Yani bir 20 kere falan oynadım orayı. Benim de şöyle bir anım var aslında buglarla ilgili. Aslında iki tane söyleyebileceğim şey var. Bir tanesi God of War'un ilk çıkışı PlayStation 2. O zaman tabii korsan çok yaygın. Orijinal oyun kültürümüz gelişmemiş yani. Bir arkadaşım korsanını almış. Bana vermiş gibi bir şeyler olmadı da emin değilim. Oyunda şöyle bir şey var abi. God of War'ın bir versiyonunda, korsan bir versiyonunda oyunun köprü üzerinde takılıyor. Böyle bir hatası var. Oyunun ilk çıkan korsan versiyonunda. Herkeste de o versiyondan var. Ve şey, bunu bilmiyorsun tabii, korsan mı orijinal mi falan filan diye. Ve takıldığını da anlamıyorsun çünkü cutscene girmiyor. Yani gidiyorsun, cutscene girmesi gerekiyor. Girmediği için geri geliyorsun. Bakıyorsun. 3 saat gezmiştim. Nereye gideceğim diye. Hatta oradan bağlayacağım konuda şurası, psikolojim bozuldu benim oyun oynarken. Orada takıldığım için 3 saat. Şu an bile ne zaman oyunda takılsam acaba hata mı oldu diyorum. Böyle geçemediğim bir yer olduğu zaman ulan önce hata mı oldu, yoksa ben mi çözemedim, gloat mı yapsam, devam mı etsem. Ya fix hala bu psikoloji var bende, sırf o God of War'ın o versiyonu yüzünden yani. Yani bir kabusa döndü. Ay iyi konuştuk be. Ne diyelim başka? Bir şey demeyelim. Bir şey diyeceğimiz dedik. Siz de efendim sinir olduğunuz şeyleri yorumlara atın. Atıyorsunuz, teşekkür ederiz. Oradan da bize bayağı malzeme çıkıyor. Zaten bu konuştuklarımızın çoğu aslında sizin yazdıklarınız. Evet, yazdıklarınızdan aklımıza gelenler oldu böyle. Evet. Aa böyle bir şey de vardı diye. Çünkü çok zengin bir dünya oyun dünyası. Buradan bir şiir okuyayım mı? Çok zengin bir dünya oyun dünyası. Oyunlar. Sevelim sayalım oyun dünyasını. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.